Kış döneminde yağan yağışlardan sonra Nisan ayında yağan yağışlar bitkinin gelişimi yönünden önemliydi. Ancak bundan sonra asıl verime etki edecek olan yağışları bekliyoruz. Bu yağışların olması gerekir. Olmadığı takdirde verim düşüklüğü yaşanabilir. Yani burada işimiz tamamen aslında Allah'la olan bir olay. İnşallah yağmur yağar diye umuyoruz. Çukurova'da buğdayda ortalama verim 500 kilo civarında. 400-500 kilo civarında. Yağışla beraber bu rakamlar ulaşılabiliyor. Yağışın olmadığı dönemlerde bu rekolte 350 kilolara, 300 kilolara kadar düşebiliyor. Yani yağışın burada önemi çok fazla. Yağış olmadı. Sulama imkanımız olabilir mi? Sulama yapılabilir. Ovada sulama imkanı var. Ama buğday tarlası sıraya ekim yapılmadığı için, serpme ekim yapıldığı için sulaması çok zor olan bir ürün çeşidinde seni. Sulama yapıldığı takdirde bitkilerde yatma dediğimiz, yani bitki boyunu ve başa bitkinin taşıma gücü olmadığından dolayı toprağın yumuşamasıyla beraber yatma problemleri yaşanabilir diye sulamayı pek önermiyoruz. İmkan varsa, yağmurlama sulama imkanı varsa o şekilde bir sulamayla bu sağlanabilir. Ancak yağmurlama sulamalarda da istasyonları değiştirme esnasında ciddi oranlarda ürün kaybı. Çünkü çiğneme insan gücüyle yapılan bir iş olduğu için çiğneme olacak ve orada da bitkilerde ölümlere neden olacak. Bu da verim kaybına neden olur. Yani burada buğdayda sulama yapılır ama istenmeyen bir durum. Yani yağış önemli. Bizim için yağış önemli. Ama maalesef ki biz insanoğlu yağışı bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü yağışın olması için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlık alanlara ihtiyacımız var. Ama biz madenlere saha açacağız diye ormanları yok ediyoruz. Ağaçları yok ediyoruz. Tarım alanlarını yok ediyoruz. Yani yağmuru çekecek ormanlarımızı yok ettiğimiz sürece biz bu iklim krizini daha çok yaşayacağız. Sulama diyoruz. İklim, yani yağışlar ve kar yağışı olmadığından dolayı yeterli oranda su rezervlerimiz de olmayacak. Yeraltı sularımız yok olacak. İç Anadolu bölgesinde, özellikle Konya bölgesinde ciddi obruklar oluşmaya başladı. Yeraltı sularının çekilmesinden dolayı. Bu hem tarım alanlarının bozulmasına hem alanların kaybolmasına neden oluyor. Bu da ciddi bir ürün kaybına neden olacaktır. Ya bunların hepsi iklime bağlı diyoruz ama iklimi öldüren gene insanoğlunun kendisi. Yani Çukurova'mız tarım yönünden iyi durumda. Buğday yönünden kötü. Çünkü yani Çukurova'da buğday ekim alanı ciddi oranlarda azaldı. Yani onun yerine yani işte ana ürün mısır ekimi. Yani maalesef pamuk ekiminden de vazgeçti çiftçilerimiz. Buğday ekimi Türkiye genelinde azaldığı gibi Çukurova'da çok daha fazla azaldı. Ki bu da saman ithalatımızdan zaten belli ediyor kendini. Türkiye'de buğday üretiminin az olmasının nedenlerinde. Çukurova'da tarım daha ağırlıklı bahçeciliğe, narenciye ve meyve bahçelerine döndü. Tarım arazilerinin büyük bir kısmında mısır ekimi, ana ürün mısır ekimi yapılıyor. Dolayısıyla buğday ekimi ciddi oranda azaldı. Yani buğday ekimine teşvik etmek için buğdayda ciddi bir destekleme fiyatı açıklanır. Zorunlu bir buğday ekimine yönlendirme yapılabilirse buğday ekimini, yani kalan tarım topraklarında buğday ekimini cazip hale getirebiliriz. Yani bahçeden arta kalan tarım topraklarından bahsediyorum. Çünkü Çukurova ciddi anlamda bir narenciye bölgesi oldu. Meyve bahçeleri oldu. Bu da topraklar bahçeye dönünce yıllık tarımsal üretimlerin azalması aşikar oldu. Yani o yüzden kalan topraklarda tarla tarımına yönelik artış, tarla tarımını yönlendirmek için devletin burada destekleme programlarını önceden açıklaması ve verilecek olan desteklemelerin değerli olması gerekir. Yani 3 kuruş 5 kuruş desteklerle bu çiftçiler zaten ayakta duramıyor. Mazot fiyatı aldı başını gitti, gübre fiyatları aldı başını gitti. Çünkü bunların hepsinde dışa bağımlıyız. Dolayısıyla yerli sermayemiz olmadığından dolayı doların artışıyla beraber maliyetler de ciddi oranlarda arttı. Bu da çiftçimizin tarımsal faaliyetleri yapabilmesini, çünkü buğday taban fiyatının açıklandığı dönemlerde yurt dışından ithal buğday geliyor.
Türkiye'deki piyasayı yapabilmek için, balans edebilmek için diye söyleniyor. Mısır'da hakeza öyle, ayçiçeğinde öyle. Ya bunlar engellenmeli. Desteklemeler ciddi anlamda yapılırsa ve Ekim'den önce desteklemeler açıklanırsa ancak tarla tarımının cazibesi arttırılabilir. Yoksa bu şekilde bir yere varabileceğimizi sanmıyorum. Çiftçilerin sorunları çok. En başta yani para kazanamıyor. Çiftçi para kazanamadığı takdirde bir sonraki yılın planını, programını yapamıyor. Yani sürdürülebilir tarım dediğimiz tarım engellenmiş oluyor bu şekilde. Yani bunu normalde aslında biz ziraat mühendisleri odası olarak çiftçinin sorunlarıyla değil, ziraat mühendislerinin sorunlarıyla ilgilenen bir kurumuz. Ama maalesef çiftçi sorunlarıyla ilgilenecek olan kurumlar, ziraat odaları kendi üzerlerine düşen görevi yapmadıklarından dolayı biz de onların görevlerini sahiplenmek istiyoruz. Çünkü yani çiftçinin üreteceği veya da üretmiş olduğu ürünün koruması, bakımı, mücadelesi bizim görevimiz. Ama burada ziraat odaları çiftçinin destek noktaları olması gerekirken maalesef ki olmuyorlar. Dolayısıyla biz Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye genelinde çiftçi sorunlarını ön plana almaya başladık. Kendi meslektaşlarımızın sorunları, yani onlarla ilgilenirken çiftçi sorunlarıyla da ilgilenir olduk. Çiftçi para kazanamıyor. Para kazanamadığı için de tarımı bırakıyor ve tarımdan kaçıyor. Şu anda Türkiye'de tarım alanları ciddi oranda düştü. Yani çünkü para kazanmadığı için insanlar tarlalarını satıyor. Satılan arazilerin bir kısmı bina yapımına, imara açılıyor ve binalar, iş yerleri yapılıyor. Tarım alanları yok ediliyor. En basit örneği bizim üniversiteye başladığım dönemlerde 83 yılında, yani Real'in orada birinci sınıf tarım toprakları mevcutken Real'e izin verilerek, yani oranın imara açılmasıyla beraber birinci sınıf tarım toprakları katledildi orada. Bu da Türkiye tarımının yıllık gelirinin azalmasına neden oluyor. Ki oradaki üretimler çok ciddi anlamda. Sonra Real'in açılmasıyla beraber diğer imara açıldığından dolayı mantar gibi binalar bitti. Beton yığını haline geldi. Hatta o dönemlerde gözümüzde gördüğümüz bir şey, tarım toprağı 60 santim kısımlık kazılıp yani tatil beldelerine toprak olarak satıldı. Taşıma topraklar taşındı, o bölgelere satıldı. İşte peyzaj alanlarında kullanıldı, süsleme alanlarında kullanıldı. Bu da tarımı bitirmeye neden oldu. Ondan sonra da hala aynı şekilde devam ediyor. Bunun sebebi, şimdi adam mısır ekiyor çiftçi. Mısırın maliyeti 8-9 lira, taban fiyat açıklanıyor 6 lira. Yani niye eksin? Borç batağında borcunu ödeyebilmek için tarlasını, traktörünü, iş makinelerini, her şeyini satmak zorunda kalıyor. Sattıktan sonra da o çiftçinin çocukları arazi olmadığı için mecburen şehirlere göç ediyor ve şehirde sanayide çalışmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla tarım bitiyor. Ve bu şekilde devam ettiği sürece de bitecek. Burada toprak koruma kurulları oluştu. Bu toprak koruma kurulları ciddi anlamda görev yapıyor. Topraklarımızı korumak için uğraşıyor ama yeterli miktarda olamıyor. Yani güç yetmiyor. Yani bir tarafın gücü daha ağır basıyor. Adana'da mesela ciddi anlamda muz serası oluşmaya başladı. Yani Türkiye'de muz nerede yetiştirilir denildiğinde bizim çocukluğumuzda, gençliğimiz döneminde Antalya, Alanya, Anamur diye söyleniyor. Hatta Anamur muzu çeşit olarak da denir. Ama şu anda Adana'da yaklaşık 750 dekar muz serası var. Ve 2 yıl içerisinde 15 dekardan 750 dekara çıktı bu şey. Şimdi şöyle, bu kontrolsüz bir büyüme. Kontrolsüz büyüme. Teşvikle, yani hibeyle seralar kuruldu, üretimler başladı ama ciddi bir fizibilite çalışması yapılmadı. Muz üretimi pahalı bir üretim, maliyeti yüksek olan bir şey. Dolayısıyla yatırım da çok pahalı olduğu için, sera yatırımı da çok pahalı olduğu için başta cazipmiş gibi geldi ama şimdi sıkıntılar başladı. Onda da sıkıntılar baş göstermeye başladı. Çünkü bir alanda 15 dekarlık alanda muz üretirsin, muz talebi artar. Arz talep dengesi oluşur. Ama alan büyüdükçe arz talep dengesi bozuluyor. Bu her üründe olduğu gibi. Narenciye'de de aynı şekilde. Geçtiğimiz yıl narenciye dibe çöktü. Yani ürün fiyatları olarak dibe çöktü. Limon dalında kaldı.
mandalina, erkenci mandalinalar dalında kaldı. Yani bunlar tamamen programsız, dengesiz bir bitki yetiştirme programından kaynaklı. Aslında bu programlama çok zor değil. Burada yeni tarım teknolojilerini kullanarak birim alandan daha yüksek verim elde etme sağlanmalı. Şimdi bizde tam tarım topraklarımız azaldı diyoruz. Ama öncesinde çoktu tarım topraklarımız. Ki kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriyken şu anda her şeyi ithal eden bir ülke durumuna geldik. Bu da Türkiye'de tarımın ciddi alan oranında düştüğünün göstergesi. Şimdi birim alanda daha yüksek verim elde etmek için uğraşılır. Bunun için çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerekir. Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak Türkiye genelinde yani gerek çiftçilere gerek meslektaşlarımız bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Ama bunu sadece bizim yapmamız değil, tarımın ana noktası olan il müdürlükleri, tarım il müdürlüklerinin bu konuda programlama yapmaları gerekir. Özellikle ekim dikim programlamalarının yapılması gerekir. Yani bu yani bir bölgede bir ürünü bir önceki yıl fazla yani yüksek fiyatta satılınca ertesi yıl herkesin o ürüne dönmesi fiyat dengesizliğini oluşturur. İşte arz talep dengesi dediğimiz olay bu. Bir ürün ne kadar çok ekilirse fiyatı o kadar çok düşer. Yani burada da işte alanları rentable kullanıp çeşitleri yani her çeşidin üretimini sağlamak gerekir. Burada da biz sadece bunu anlatarak söylüyoruz ama işin kanun noktası, kanun yapıcıları devlet olduğu için onların el atması gerekir. Biz burada onlara da çağrı yapıyoruz. Ya bu işe bir an önce el atılsın. Özellikle suyun önemi, az önce yağmurların azalması dedik, iklim krizi dedik. Yani suyu vahşi kullanmadan vazgeçmemiz gerekir. Şu anda mesela Adana'da baraj gölünden sulama kanallarına sular verildi. Bu suyun ne kadar kullanılıyor tarımda? %10'u kullanılıyor. Gerisi tamamen denize akıyor. Ve kayıp yani bu. Yarın yaz döneminde daha fazla yani bu kanallara verilen suyun %60-70'i kullanılacak ama gene kayıp %40 oranında kayıp olacak. Vahşi sulama yerine basınçlı sulama sistemi, daha modern sulama sistemlerine geçilmesi gerekir. Ki bunun en önemlisi basınçlı sulama sistemi. Bu konuda da devletin el atması gerekir. DSİ'nin el atması gerekir. Biz suyun önemini anlatıyoruz. Her dönemde anlatıyoruz. Eminim ki onlar da biliyorlar suyun önemini. Su çok değerli ve çok önemli bir kaynak. Ama bu kaynağı biz hoyratça kullanıyoruz. Hala da devam ediyoruz. Hoyratça kullanmaya devam ediyoruz. DSİ'nin yapmış olduğu çalışmalar var. Basınçlı kapalı su sulama sistemi çalışmaları var. Ama yani yeni başlandığı için az miktarda var. Mevcut tekne usulü sulamaları basınçlı sulama sistemine geçirmediğimiz sürece su kaybımız çok fazla olacak. Çünkü teknelerde birleşme noktalarından kayıp var. Teknelerde kırılmalardan dolayı kayıp var. Bir de fazla akan su var. Biz bu suyu kontrol edemiyoruz. Ama basınçlı sulama sistemine geçildiği takdirde bu suyu kontrol edebiliriz. Fazlasını kendi depomuzda, baraj gölümüzde tutabiliriz. Ama maalesef bunlar olması gerekir. Yani baştan beri konuştuğumuz iklim, yağış, bunların sonucu olan suyu elde tutabilmemiz için bizim de yani bizim derken insanlığın da çalışmalar yapması gerekir. Üzerine düşen görevi yapması gerekir. Çiftçilerimizin özellikle çiftçilerimize söylüyorum açık tarım alanlarında da damlama sulama tekniklerini kullanmaları hem verime etkisi yönünden hem suyun doğru kullanımı yönünden önemli. Şimdi ziraat mühendislerinde istihdam sorunu çok büyük. Sebebi de şu. Şu anda Türkiye'de 47 tane ziraat fakültesi var. Bunun 44 tanesi aktif durumda. Ve bu üniversitelerden yıllık 5-6 bin tane öğrenci mezun oluyor toplamda. Ve her yıl bu oranda bir mezuniyet veren fakülte karşılığında istihdam sağlanamıyor. Yani devlet bundan yanılmıyorsam 3-4 yıl önce belli bir sayıda alacağını söyledi, ziraat mühendisi alacağını söyledi ama yani devede kulak şeklinde alınan ziraat mühendisi sayısı devede kulak. Özel sektör dediğimiz zaman özel sektörde işte onlarda da karlılık azaldığı için ulusal yani büyük yurtdışı firmaları birleşerek trust firmalar haline geldi. Birleşmelerden dolayı ziraat mühendisleri
sayısı artıyor. Dolayısıyla onlar da işlerinden oluyorlar. Bu birleşmelerden dolayı o firmalarda çalışan ziraat mühendisleri de işlerinden oluyor. Yani bizim okuduğumuz dönemde, mezun olduğumuz dönemdeki arkadaşlarımızın bir kısmı öğretmenlik yaptı. Hatta o öğretmenlikten emekli olanlar var. Yani ziraat mühendisliğinde istihdam çok büyük bir sıkıntı. Yani bizim burada isteğimiz bu kadar ziraat fakültesi istemiyoruz biz. Ziraat fakülteleri açılmasın. Yani yeterli kapasitesi olmayan, eğitim araştırma alanları olmayan fakültelerin kapatılmasını istiyoruz biz. Yani yenisinin açılmasını değil, yani mevcut açılmış olanların kapatılmasını istiyoruz. Çünkü birçoğunda doğru düzgün laboratuvar yok. Eğitim araştırma alanları yok. Yani burada okuyan öğrenciler nerede görecek bu bitkileri? Yani sonra birbirine çok yakın illerde de ayrı ayrı fakir. Mesela Çukurova var, Kahramanmaraş var, Mersin'de var. Yani bunların olmaması gerekir. Birbirine yakın illerdeki üniversitelerdeki ziraat fakülteleri birleşerek, yani alanlarını da birleştirerek daha güzel eğitim alanları oluşturabilir. Ziraat mühendisliği yani sıra başında öğrenilecek bir meslek değil, arazide öğrenilecek bir meslek. Arazide görerek, uygulayarak öğrenecek. Dolayısıyla bunu yapamayacak bir fakültenin var olması hiçbir işe yaramaz. Ekim dikim programının yapılmasına da ön ayak olur zaten. Yani daha öncesinde bir gündeme gelmişti 10 köye bir mühendis şeklinde, yani bir uygulamalar oldu. Ziraat odalarında tarım danışmanları bulundurulacak dendi. Bunun işte ücret, yani tarım danışmanlarının ücretlerinin bir kısmı devlet tarafından, bir kısmı ziraat odaları tarafından karşılanacak dendi. Ama bu uygulamaların hiçbiri şu anda yapılmıyor. 10 köye bir ziraat mühendisi deniyor. 10 köyde bir ziraat mühendisi değil, hiçbir köyde ziraat mühendisi yok. Çünkü ziraat mühendisliği görevini yapan kişi ilaç bayileri, ziraat mühendisi olduğu için ilaç bayileri ya da ziraat mühendisi olmayan ilaç bayilerinin yanında çalışan ziraat mühendisleri çiftçinin ekmiş olduğu ya da dikmiş olduğu ürünlere kontrollerini yapıyorlar, mücadelelerini o şekilde yapıyorlar. Ama hiçbir ekim planlaması yapılmıyor. Sadece mevcutun korunması yapılıyor. Ama bu tip programlamalar işte köy bazında köyleri ele alacak mühendislerle beraber o köylüyle çiftçiyle ziraat mühendisini yan yana getirerek ekim dikim programının yapılması, ki o görevli devletin bir görevlisi olacağı için devletin programlarını çiftçiye aktarması daha kolay olacaktı. Ama bu uygulamalar yapılmadı. Yapılırsa mutlaka ki düzene girer. Söylemek istediğim şu: Türkiye'de çiftçilik bitmeyecek. Türkiye tarım ülkesi. Sanayi ülkesiyiz diyoruz ama sanayimiz de tarıma dayalı sanayi. Ve müthiş bir iş gücü gerektiren bir sektör, tarım sektörü. Tarım sektörünün ayakta kalabilmesi için çiftçinin %100 desteklenmesi gerekir. Sübvansiyonların düzgün yapılması ve zamanında yapılması gerekir. Öncelikle ekim zamanlarına, ekim dikim zamanlarından önce destekleme ve prim açıklamaları yapılırsa ona göre çiftçi kendi kendine programlar. Ne ekeceğini programlar. Bizim burada istediğimiz tek şey, çiftçi adına istediğimiz tek şey, girdi maliyetlerini düşüremiyor isek çiftçimizi destekleyelim.